DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bodrum'a yeni su kaynağı sağlayacak Bodrum Barajı projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, baraj yapımının 2024 yılında başlayabileceğini ifade etti. Bodrum basınıyla bir araya gelen AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in toplantı esnasında telefon görüşmesi yaptığı isimlerden biri de DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu'ydu. Bodrum'da sürekli patlayan isale hatlarıyla ilgili de açıklama yapan Köleoğlu, patlamaların işletme kaynaklı sıkıntılardan da meydana geldiğini iddia ederek şunları söyledi. Olan sistemin sürekli kontrol edilmesi lazım. Yani acaba bunun üzerindeki sistemde hava atışı patlatıyor mu? Herhangi bir yapıda bir zarar var mı? Hatta bazı yerlerde görüyoruz. Buranın da üzerinde de toprak depolanmış veya herhangi bir yapı yapılmış. Bu tür şeyleri de rastlıyoruz. Yani tamamen konular kötü olduğu için falan değil. İşletme kaynaklı da sıkıntılar var. Biz bu boruların zaten geri ödemeye tabi normalde içme suyu yatırımları DSİ'ye ilgili belediyeleri borçlandırıyor. Fakat biz bu boru hatlarındaki patlamalardan dolayı zaten poliletilen dediğimiz boruların bedelini belediyene tahsil etmiyoruz. Yani bunu biz bina ettik. Bu kısımdan bir geri ödeme olmayacak belediye tarafından devre suçlarından. Tamam. Milas'ın Kaya Deresi bölgesine yapılması planlanan ve çevrecilerle bölge sakinlerinin karşı çıktığı Bodrum Barajı ile ilgili de açıklama yapan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu şu ifadelere yer verdi. Suyu takviye amaçlı Bodrum Barajı Milas'ta yapılacak. Bununla ilgili planlama çalışmaları tamamlandı. Oo, harika bu, harika. Proje aşamasına geçtik efendim. İnşaat aşamasına Sayın Vekilim, demin chat raporunda bir dava açıldı iptalle ilgili. Eğer o süreçte de bir sıkıntı yaşanmazsa... Davayı da açan belediye. 2024'de teklif edilebilir.